Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Peygamber Efendimizin hayatı ünitesinden, yani Allah'ın kulu ve elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ünitesinden üçüncü konumuzu işleyeceğiz. Öncelikle dinlendiren defterinizi çıkartmanızı istiyorum. Lütfen sayfa 154'ü açalım. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu ünitenin ilk iki konusunu sizlerle birlikte işledik. Şu anda bir özet geçmek istiyorum sizinle. İlk konumuz neydi? Peygamber Efendimizin insani yönüydü yani Allah'ın kulu Hazreti Muhammed zaten bu ünite çocuklar Peygamber Efendimizin e, insani yönünü ve Peygamberlik yönünü yani insani yönüyle ilgili özelliklerini ve Peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini bizlere anlatıyordu e, ilk konuda ne dedik Peygamber Efendimiz de aynı bizler gibi bir insandı bizler gibi acıkınca yemek yer, susayınca su içer, alışveriş yapar, evlenir, çocuk sahibi olur, insaniye özellikler taşır, üzülünce ağlar, sevindiği zaman güler hatta bir evladı vefat ettiği zaman gözyaşı dökmüş ve asap ona şaşırmış yani peygamber efendimizden ağlamasını, hüzünlenmesini beklememiş ama peygamber efendimiz ne buyurmuş? Kalp hüzünlenir, gözler ağlar. Fakat biz Allah'ın dilediğinin, Onun razı olduğunun dışında bir şey söylemeyiz. Vallahi, ey İbrahim, senin aramızdan ayrılışın nedeniyle üzüntülüyüz. Ee, zaten e, Allahü Teala Enam suresinin 50. ayetinde bu gerçeği şöyle buyurmuş, yani Peygamber Efendimizin insani yönünü şöyle vurgulamış: "De ki, ey Peygamber, ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum." Galiba da bilmiyorum. Size bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyedilerini yerine getiriyorum. Zaten çocuklar, Peygamber Efendimizin ve aslında tüm Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedeni neydi? Bizlere örnek olmasıydı. Yani bizler. <laughs> onun nasıl yediğini, nasıl içtiğini, nasıl oturduğunu, nasıl kalktığını, daha da önemlisi dini nasıl yaşadığını, onu örnek alarak öğrenmemiz için Peygamber Efendimizin ve diğer peygamberlerin tabii ki de bir insan olması gerekiyordu. İnsanlar arasından seçilmiş olması gerekiyordu. İkinci konumuzda da Peygamber Efendimizin ...peygamberlik yönüyle alakalı e, neler vardı başlıklar halinde işlemiştik. E, Allah'ın emirlerini insanlara eksiksiz bir şekilde iletmesi... ...yani ne bir eksik ne bir fazla eksiksiz bir şekilde e, iletiyordu. İyilik ve güzellikte yarışmaları için insanlara öncülük etmesi... ...güzel ahlaklı ve son peygamber olması insanları yardımlaşmaya ve paylaşmaya davet etmesi, insanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak istemesi, insanlar için bir rahmet ve uyarıcı olması idi. Şimdi çocuklar bunları bu peygamber efendimizin peygamberlik yönüyle alakalı, Tüm yönlerini, tüm kavramları tek tek inceleyeceğiz. Şimdiki dersimizde e, Peygamberimizin son Peygamber olması ve Peygamberimizin Kur'anı açıklayıcı olmasını sizlerle işleyeceğiz. İşte şimdi dinlendiren defterimizin 154. sayfasını açalım. E, çocuklar, Allah, Allah Teala. Niye peygamber göndermiştir? Çünkü bizlere doğruyu göstermesi için, bizlere örnek olabilmesi için, bizim onu örnek alabilmemiz için peygamberler göndermiştir. Allahü Teala her topluma bir peygamber göndermiştir. Çünkü bu, bu onun adil olma el ad sıfatıyla alakalıdır. Eğer e, Peygamber göndermeseydi o toplumu sorumlu tutabilir miydi? E, o toplum sorumlu olamazdı. O yüzden mutlaka herkese bir Peygamber gönderdi. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 47. ayetinde ifade etmiştir. Ne buyurmuştur? Her milletin bir resulü vardır ve rasulleri geldiği vakit aralarında adaletle hüküm verilir ve hiçbirine zulmedilmez. E, çocuklar. Peygamber Efendimiz'in burada bir kavram var. Bu önemli bir kavram. Bunu bilmeliyiz. Hatemül Enbiya kavramı. <laughs> Hatemül Enbiya bu aslında Arapçada bir tamlama. Hatem sonuncu demek, Enbiya peygamberler demek. Peygamberlerin sonuncusu. Yani Peygamber Efendimiz en son gelen peygamber. Artık ondan sonra başka hiçbir peygamber gelmeyecek. Eee Peygamber Efendimiz'in son peygamber oluşunu yani Hatemül Enbiya oluşunu Kur'an-ı Kerim'de Asap suresinin 40. ayetinde Allah Teala şöyle bildirmiştir bize. O Allah'ın resulü ve nebi'lerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ee, ve çocuklar Kur'an-ı Kerim'de tabii ki peygamber efendimiz son peygamber olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'de son kitaptır ve diğer bütün kitapların hükmünü kaldırmıştır. Yani zaten şu an diğer kitapların orijinal hali yok çünkü insanlar onu... E, tahrif ettiler biliyorsunuz ki İncil ve Tevrat'ı. Fakat olsaydı bile, tahrif edilmeden bugüne gelseydi bile öyle bir şey zaten olamazdı. E, Kur'an-ı Kerim son kitap olduğu için bütün kitapların hükmünü kaldırdı arkadaşlar. <laughs> Peygamber Efendimiz'in getirdiği ilkeler tüm insanlığı kuşatıcı ve evrenseldir. Yani herkesi artık dünya üzerindeki herkesi e, kapsar. <laughs> evet. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce artık son ayette inmiştir ve artık din tamamlamış tamamlanmıştır. Peygamber Efendimiz e, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün dinlerin de ortak adı İslamdır çocuklar. Buraya dikkat edelim, bu önemli. E, belki denemelerde çıkar diye düşünüyorum. Ee, ne buyuruyor bununla ilgili Allahü Teala? Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Yani herkes Kur'an-ı Kerim'e inanmak zorunda arkadaşlar. Son kitap olduğu için. Ee, çocuklar peygamber efendimizin son peygamber oluşuyla ilgili çok e, güzel konuyu anlamamızı sağlayan bir hadisi şerif var. Orada buyuruyor ki efendimiz benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev yapan kişiye benzer. O evi güzel bir şekilde inşa etmiş, bu evi mükemmel hale getirmiş ancak bir köşede bir tuğlalık boş bir yer kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, hayran olurlar ve keşke şu eksik tuğla da yerine konulsaydı derler. İşte ben o eksik tuğlayım, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Yani diğer peygamberler de geldi, insanlara öğütler verdi, tek Allah'a inanmaya davet etti insanları, görevlerini mükemmel bir şekilde yaptılar ancak... Ee, ne diyor Peygamberimiz? İşte bir boş yer vardı. Onu da bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tamamlamış oldu çocuklar. Ee, şimdi diğer konumuza geçelim. Hz. Muhammed Kur'anı açıklayıcıdır. Çocuklar Kur'an-ı Kerim'de e, belirli konular yer almaktadır. Bu konular nelerdir? E, Allah Teala'nın biz insanlara açıklamak istedi e, bir takım konular. Bunlar e, inanç esasları. İnanç esaslarını deyince ne anlıyoruz? Yani imanın şartları, Allah'a inanmak, meleklere, kitaplara, ahiret gününe vesaire. <laughs> Başka neler vardır? E, i̇badetler vardır. Namaz, oruç, zekat, haç, kurban gibi ibadetler vardır. Başka ee, muamelat vardır, ee, insani toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar, kıssalar ve ahlak vardır çocuklar. Peygamber hayatlarından kıssalar ve ahlaki ilkeler vardır. Ama ee... Bu konular her zaman ayrıntılarıyla ele alınmaz. Örneğin, e, Kur'an-ı Kerim'de namazı kılın der. Ancak namazın nasıl kılınacağı ayrıntılarıyla bizlere anlatılmaz. Peygamberimiz ne der? Ben nasıl namaz kılır Beni nasıl namaz kılar görüyorsanız siz de öyle kılın buyurur. Yani, e, ne yapmış olur Peygamber Efendimiz? Bize nasıl namaz kılınacağını anlatmış olur. O yüzden ee, biz e, ibadetlerle ilgili ayrıntıları, e, ayetlerdeki bir takım anlaşılmayan noktaları ne yaptık? Pe yani asap ne yaptı? Peygamber Efendimiz'e sordu, Peygamber Efendimiz de bunları cevapladı ve hadisler vasıtasıyla da bize kadar gelmiş oldu arkadaşlar. Ee, mesela çocuklar yeni bir ayet indiği zaman sahabe bazen e, o ayette tam olarak neyin vurgulandığı ya da ne anlatılmak istendiği konusunda e, zorlanabiliyorlardı ve hemen peygamber Efendimize geliyorlardı. Peygamber Efendimize soruyorlardı ve Efendimiz de onlara cevap veriyordu ve e, bu hadislerde bugüne kadar bizlere iletilmişti. Mesela çocuklar bir ayeti kerimede Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun buyurulmuştur. Burada orta namaz derken acaba hangi namazdan bahsediyor diye sahabe anlayamadı. Ve Peygamber Efendimiz'e gelip sordu. Peygamber Efendimiz de bu namazın ikindi namazı olduğunu onlara iletti çocuklar. Buraya dikkat. Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'i açıklamasına... Ne deniliyor bu özelliğine? Beyan tefsir deniliyor arkadaşlar. Zaten Allah Teala da ne buyuruyor? Nahl suresi 44. ayette insanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruyor. Eee Gene bununla alakalı bir örnek var peygamberimizin Kur'an'ı açıklamasıyla ilgili. İyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma hususunda yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Ayeti indiği zaman Allah Resulü bu ayette ifade edilen iyiliğin güzel ahlak olduğunu bizlere bildirmiştir arkadaşlar. Şimdi e, derse yaptığımız gibi doğru yanlış bölümünü yapalım. Kur'an kendinden önceki tüm kitapların hükmünü kaldırmıştır. Az önce bundan bahsettik arkadaşlar bu elbette doğru bir ifade. Vahiy süreci peygamberimizin vefatından sonra da devam etmiştir. Devam etmiş midir? Tabii ki hayır arkadaşlar Peygamberimiz son peygamberdi ve ondan sonra bir daha kimseye vahiy gelmeyecek hiç kimse peygamber olmayacak demiştik. E, ayetleri Peygamberimizin açıklamasına beyan tefsir denir. Az önce söylediğimiz gibi doğru. Allah Teala her topluma ve her millete bir peygamber göndermiştir. <laughs> doğru. Ee, çocuklar düşünelim mi bölümünde de e, bizden bir şey isteniyor. Diyor ki peygamberimiz yukarıda geçen gazaba uğrayan kimseler ile kastedilenlerin Yahudiler sapıklığa düşenlerin ise Hristiyanlar olduğunu bizlere aktarmıştır. Bu olaydan çıkaracağımız kazanım nedir? E, ayette Fatiha suresi yani her gün namazda okuduğumuz Fatiha suresinden Allah'ın bizi gazaba uğramış ve sapıklığa düşmüş kimselerin yoluna değil kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet ayeti çocuklar. E tabii ki burada e, Yahudilerin sapıklığa düşenler olduğunu e, pardon e, ...gazaba uğramışların Yahudiler olduğunu... ...sapıklığa düşenlerin de Hristiyanlar olduğunu... ...bizlere açıklaması... ...Peygamber Efendimizin Kur'an'ı açıklayıcı... ...yönüyle bağdaştırılır... ...ve Peygamberimizin beyan, tefsir... ...özelliğine vurgu yapmaktadır... ...diyoruz. Şimdi çocuklar... ...gene e, bu sayfamızda da... ...155'te de Peygamber Efendimizin... ...Kur'an'ı açıklamasıyla alakalı... ...bizlere örnekler vermişler. E, burada da... ...güzel örnekler var gerçekten de... E, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde e, orucun ne zaman başlayacağını yani imsak vaktiyle ne zaman bitireceğini yani iftar vaktini bildiren <laughs> bir ifade e, buyuruyor bizlere. Diyor ki fecirde beyaz iplik, siyah iplikten ayırt dedilinceye kadar yiyin, için. Sonra orucunuzu geceye kadar sürdürün. Fecir bu tam e, güneşin doğmasına daha doğrusu güneşin doğmasının önceki o vakit bahsediyor. E, ama sahabe burada beyaz iplikle siyah ipli gerçekten e, me, yani mecaz anlamda değil de bildiğiniz gerçek anlamıyla bir beyaz iplikle siyah ipliğin birbirinden ayrılır vakte gelinceye kadar olduğunu düşünüyorlar. Ve hepsi e, yanlarına bir siyah iplik ve yastıklarına koyuyorlar bunu ve bir de beyaz iplik koyuyorlar ve e, bakıyorlar ayırt edilinceye kadar yemeye devam ediyorlar. Sonra Adi bin Hatim isimli sahabe e, de bunu bize anlatıyor. Diyor ki e, bu ayet inince bir siyah, diğer de beyaz iki ip aldım. Bunları yastığımın altına koyur, koydum ve sahurda bakıyordum. Birbirinden ayırt edilene kadar yemeği içmeyi bırakıyordum diyor. Ve e, sabah olunca da Peygamber Efendimiz'e geliyor ve e, yaptığı şeyi anlatıyor. ''Ya Resulallah biz böyle böyle yapıyoruz.'' Peygamber Efendimiz de tabii ki bu olay karşısında gülümsüyor. Diyor ki senin yastığın ne kadar da büyükmüş. Ayette kastedilen gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahlığıdır. Yani orada aslında bir mecaz ifade kullanılıyor. Yani gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahlığı ayırt edilene kadar demek istiyor aslında. Bunları bir yastığın altına nasıl sığdırırsın buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz burada ne yapmış oluyor? E, buradaki sahabenin yanlış anlamasını düzeltmiş oluyor. Ve aslında allah Teala'nın ne demek istediğini Orada insanlara açıklamış oluyor çocuklar. <laughs> Gene başka bir örnekte En'am suresinin 82. ayeti indiği zaman çocuklar sahabe telaşa kapılıyor. Çünkü bu ayette şöyle bir ifade var. İman edip de imanlarına şirki bulaştırmayanlar var ya işte güven onların hakkıdır. Doğru yol bulmuş olanlar da onlardır. Sahabe efendimiz bunu şöyle e, zannediyor. Yani birçoğu Müslüman olmadan önce putlara tapıyordu. Peygamber Efendimiz onlara işte Allah'a, e, tek bir Allah'a inanmaya davet ettikleri zaman hepsi Müslüman oldular. Ve hani burada şirki bulaştırmayanlar diyor ya o yüzden onlar bu konuda e, üzülüyorlar. Yani biz eskiden putlara tapıyorduk. Acaba biz şimdi e, cennet yüzü göremeyecek miyiz diye üzülüyorlar. Peygamber Efendimiz'e geliyorlar ve Peygamber Efendimiz de onlara bu ayeti açıklıyor. Ve ayette şirk ile kastedilenin aslında zulmetmek olduğunu onlara iletince sahabe Efendimiz de rahatlıyor arkadaşlar. <laughs> gene son bir örnek, bunu az önce de aslında ifade ettim ama gene burada da söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de Allah bizlerden kendisine ibadet etmemizi emrediyor. Namaz, oruç, zekat, haç birçok ibadetimiz var biliyorsunuz ki. Ancak bu ibadetlerin nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılar yer almıyor. Ve bizler bunları nasıl öğreniyoruz? Allah Resulü'nün uygulamalarından öğreniyoruz. Mesela Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde nasıl buyuruyor? ''Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz siz de öyle kılın.'' Ee, sahabe efendimiz bakıyor, peygamber efendimiz namazda hangi hareketleri yapıyor, ee, nasıl işte rükûya gidiyor, rükûda neler söylüyor, secdeye nasıl gidiyor, secdede neler söylüyor. Bu gibi ayrıntıları ne yapıyor? Ee, peygamber efendimizden öğreniyor arkadaşlar. Ee, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.